Efendim merhabalar, yeni bir bölümle karşınızdayım. İlkini 17 Nisan 2021 yılında çektiğim bir videonun devamındayız şu anda. Bir seri video takımı olmuş oldu böyle. O zamanlar Recep Çetin kardeşimle çekim yapmıştık. Hafif de kar yağıyordu. Şu anda kar yok, güneşli bir hava ama soğuk bir hava. Ve menekşe evler vardı burada. Evet, bira fabrikası çalışanlarını yaptırdığı menekşe evler vardı. Orası yıkılacaktı ve buraya millet bahçesi yapılacaktı. Hemen kayda başladık. Video kütüphanemizde menekşe evlerinde olduğu bir video kalmış oldu. İleride izlediğimizde bir zamanlar burada böyle yerler varmış diyebileceğiz. Bunun üzerine birkaç tane daha video çektik. Sonunu şu an çekiyorum. Evet, kanalıma hoş geldiniz. Biraz hızlı bir giriş oldu. Gelin isterseniz hep beraber şu an millet bahçesinde durum ne onu görelim, izleyelim. Evet, engelli araçlar için de farklı bir düzenek hazırlanmış durumda böyle. Hem merdiven hem de böyle engelli aracı geçebilecek şekilde yol yapılmış. Ve aşağı kadar bu şekilde devam ediyor. Hemen Yozgat Valiliği'nin tam karşısında işte. Bu bina bir kültür merkezi olacak gibi. Hatırladığım kadarıyla öyle. Bu açıdan baktığımızda durum bu şekilde. Karşı tarafta okulları görebiliyorsunuz. Tam karşıda güneşin doğduğu, daha doğrusu kameramıza düştüğü yerde ise Mercimek Tepe var. Tarihi Mercimek Tepe. Burada hızlı bir çalışma gördüğünüz üzere devam ediyor. Yaz kış denmiyor. Çalışanlar da var hatta oralarda gördüm. İşte efendim direkler dikilmiş. Elektrik kablolar çekiliyor. Kablo koruyucular. Sulama sistemleri. Adım adım işte buraları biz büyüttük böyle. Video kütüphanemizde yerlerini almıştı hatırlarsanız. Başta da söylemiştim. Gördüğünüz gibi buralara parça çimler serilmiş durumda, toprakla oluşturulmuş ve canlanması bekleniyor. %90 ihtimalle de olacak. Tabii sararan, kuruyan otlar da yenisiyle değiştirilecek. Burada farklı bir yürüyüş yolu var. 2019'da şu camiye gelmiştik de bu acaba eski cami mi, yeni cami mi diye konuşmuştuk. Recep Çetin kardeşimle beraber bu gölgelendirmelerin altında farklı bir yeşillik var. Orası büyümüş. Şimdi bu kısımdan şu sol tarafta daha çok bankları görebiliyoruz. İşte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ yazıyor bankların üzerinde. Bu kısımda çokça bank görebiliyoruz. Hemen sağ tarafa döneceğim. Orada da kamelyalar var. O tarafa gideriz. İşte bu tarafta da kamelyalar var. Yapım aşamasında çoğu bitmiş. TOKİ tarafından yapılmaya devam ediyor. Millet Bahçesi, Yozgat Millet Bahçesi.
Şimdi burada bu kamelyalar var ama şey olmayacak gibi. Yani burada ateşli ızgaradır falan da galiba olmayacak, yapılmayacak. Burada işte piknik malzemenizi kendiniz getirirseniz onları afiyetle yiyebilirsiniz. Bu çimler daha eski, iyice tutmuş, büyümüşler. Şöyle bir bakalım yakından. Genelde biz ne yapıyoruz böyle? Buralara yazılar yazıyoruz. Yapmayın efendim. Evet, yazmayın. İleride burayla ilgili buraya kullanmaya başladıktan sonra yine bir video yaparız. Tam da bu kamelyaya gelir bakarım. Bir şeyler yazılmış mı? 2021'de çektiğimiz videoda o zamanlar 17 Nisan'dı galiba. Hala evler duruyordu biliyorsunuz. Şu an 3 sene olmak üzere. Burada da yine farklı oturma grupları var. Üzeri kapalı olmayan. Yaşa yağmura dayanıklı tabii ki. Yola yakın kısımda da durum bu şekilde. Bunlar da tahmin edeceğiniz üzere bisiklet park alanları. Bisikletiyle gelen vatandaş burada park edecek, kilitleyecek ve devam edecek. Şuradaki ağaç grubu da güzel olmuş. Böyle sık sık yapılmış, dikilmiş daha doğrusu. Güzel olmuş. Sessiz, sakin. Tabii cumartesi ve erken saatleri olunca böyle oluyor değil mi? Bu neymiş acaba? 300 metre diyor. Yani buradan en baştan buraya kadar 300 metre mi? Ağaçlar yeşerdiğinde çok güzel görüntüler çıkacak burada. Hayal edebiliyorsunuz değil mi? Evet. Diğer taraftan görmüştük. Burası çok amaçlı bir kültür merkezi olacak gibi. Gençlerin burada zaman geçirebileceği işte çalışmalar devam ediyor. Vadiye doğru da güzel bir görüntü var. Bakın şöyle. Efendim burada da işte çocuk park alanları var. Yapımı devam ediyor. Daha doğrusu çoğu bitmişti artık. Düzenlemesi kalmış, çevre düzenlemeleri kalmış durumda. Yerler yumuşak bu arada. Bunu test ettim, onayladım. Açıldığı zaman çocuklarınızı gönül rahatlığıyla buraya getirebilirsiniz. Güzel bir ambiyans olmuş. Böyle çimlerin üzerinden kaydırak var. Karşıda bir tren. Kent Park güzel bir yaşam alanı olmuştu Yozgat için. Burası da tamamen açıldığı zaman öyle bir yer olacak gibi. Gördüğünüz üzere çocuk parkları da güzel farklı şeyler yapılmış durumda. De şuradan çok hızlı inerler ama bakın lütfen işte. Daha kullanılmadan kırılmış, kırmışlar. Yazık ya. Yazık. Çalışmalar devam ediyor.
Millet Bahçesi'nde hummalı çalışmalar devam ediyor. Soğuk bir hava olmasına rağmen ben gördüm çalışanlar var. Hemen karşımızda da gördüğünüz üzere sahalar var. Hem futbol hem de basketbol alanları var. Oraya da şuradan izlemek için vatandaşların böyle oynayanları izlemesi için de yapılmış böyle setler var. Onlara da şöyle bakalım. Evet, bir mini futbol sahası, basketbol sahası, handbol sahası. İşte çok amaçlı sahalar diyebiliriz buralara. Efendim, videoyu buraya kadar izlediyseniz bir de beğen tuşuna basarsanız böyle şahane olur. Kanalımız bu şekilde etkileşim almaya devam eder. Hemen bir bilgi notu da sıkıştırmak istiyorum Millet Bahçesi videomuza. Havaalanı konusunda video çekmemi istiyorsunuz ama haber de yapsak. Onun için ta Ulaştırma Bakanlığı'ndan izin almamız gerekiyor. Bu da çok meşakkatli bir durum. O yüzden havaalanından video şu aralar gelmeyecek gibi. İnşallah aşıldığında gider çekeriz. Böyle spor sahalarının ortasından da aşağı kısma yol iniyor. İşte bakın, çalışmalar devam ediyor. Personel çalışıyor. Efendim, geldik bir bölümün daha sonuna. Millet Bahçesi'ndeki son durumu sizlerle ben de görmüş oldum. Beraber gezdik. Güzel oldu. Video kütüphanemize, video serimize de eklemiş olduk bu videoyu. Umarım video hoşunuza gitti. Yorum yaparak da destek olabilirsiniz. Beğenerek de, eğer beğendiyseniz destek olabilirsiniz. İnşallah bir başka videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun.